Başbakan Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hedef alan soruşturmaların terörle mücadelede zaaf yarattığını söyledi. 400'e yakın subayın soruşturma geçirdiğini söyleyen Erdoğan, bu TSK'nın normal değerlerini düşürüyor dedi. Erdoğan'a yanıt İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey'den geldi. TSK'yı bugünlere Erdoğanların getirdiğini vurgulayan Özbey, eğer komutan kalmadıysa hastalığın kapılarını aç dedi. Delilleri kesinse ver hükmünü, işi bitir. Burada bir dirhem samimiyeti var ise yapması gereken bu tertibe derhal son vermesidir. Başbakan Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan soruşturmalar terörle mücadelede zaaf yaratıyor. Atayacak komutan kalmadı dedi. Erdoğan'a yanıt İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey'den geldi. Neredeyse komuta kademesinde oralara gönderilecek subayımız kalmıyor ya. Eğer atanacak komutan kalmadıysa yapmanız gereken tek şey vardır. Gideceksiniz Hastal'ın, Maltepe'nin, İzmir'in, Sincan'ın kapılarını açacaksınız. Komutanları derhal serbest bırakacaksınız. Erdoğan soruşturmalar nedeniyle TSK'nın terörle mücadelede zaaf yaşayacağını söyledi. Delilleri kesinse ver hükmünü, işi bitir. Ama elinde senin kesin hükümler yok da sen yüzlerce subayı, az subayı örgüt elemanı olarak veya örgüt kuran olarak, hele hele Genelkurmay Başkanı'nı kalkar da bu şekilde değerlendirirsen, burası gerçekten silahlı kuvvetlerin kendi içindeki bütün moral değerlerini alt üst eder. Başbakan Erdoğan, komuta kademesinde atanacak komutan kalmadığını belirtti. O zaman terörle nasıl mücadele edecek bu insanlar? Yani bizim bu kadar, yani fırkateynlerimiz, ne bileyim gemilerimiz vesaire, yani neredeyse komuta kademesinde oralara gönderilecek subayımız kalmıyor ya. Böyle şey olmaz. Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, TSK'nın bu duruma Tayyip Erdoğanlar yüzünden geldiğini söyledi. Hiçbir delil olmadan iftiralarla Türk ordusunu imha operasyonuna imza attınız. Bu yetmediği gibi bunu yürütebilmek için, bu operasyonları, bu tertipleri yürütmek için Türk ordusunun içinde gizli örgütlenmeler kurdunuz. İşte Altay Tokat'ın açıklamaları, Aydınlık Gazetesi günlerce bunu tefrika etti. Özbey, Erdoğan'ın tepkileri yatıştırmaya çalıştığını vurguladı. Türk ordusunun ve Türk ordusuna yürütülen bu tertibe karşı doğan tepkileri yatıştırmak istediği de bir vakadır. Ama bundan öte, burada bir dirhem samimiyeti var ise yapması gereken bu tertibe derhal son vermesidir. Türk ordusu içinde kurduğu yasa dışı örgütlenmeye, ayrıca kurduğu bu tertiplerin merkezi yer alan Tayyip Erdoğan özel örgütlenmesini derhal tasfiye etmesi, dağıtması gerekir.